Yapılan çalışmalar 50 yaşın üstündeki her 3 kadından birinin ve her 5 erkekten birinin kemik erimesine bağlı kemik kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Buna göre kadınlardaki riskin erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Peki ama bu neden kaynaklanıyor? Sağlıklı kemikler için neler yapmak gerekir? Kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Şahin Zeferoğlu'na soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ömer Bey. Kemik sağlığı çok önemli elbette. Ergenlik süreci de öyle. Nasıl bir aşamadan geçerek acaba biz kemik kütlesine ulaşıyoruz? Başlangıcı nedir, ne yapmak gerekir? Aslında biraz önce sizin vurguladığınız gibi hep böyle 50 yaşın üzerine odaklanmış bir durum söz konusu. Ama olay çok daha önce başlıyor. Ne zaman başlıyor? Aslında anne karnındayken başlıyor. Özellikle 3. trimester dediğimiz gebelik dönemini 3 aya ayırdığımızda son 3 ay bu konuda çok önemli. İlk kemik depoları, ilk kemikleşme, anneden kalsiyum alımı o zaman başlıyor. Doğumla beraber giderek artıyor ve ergenlik döneminde pik dönemine ulaşıyor. Ergenlik döneminin esprisi bu dönemde hızlı büyüme dönemi ortaya çıkıyor. Ergenin yani yetişmekte olan çocuğun ihtiyaçları çok daha fazla oluyor. Kalsiyum ihtiyacı ciddi anlamda artıyor ve bu dönemin şöyle bir özelliği var. Aslında kemikler pik dediğimiz doruk noktasına kütle olarak bu dönemde ulaşıyor. Toplam kemik kütlesinin %40 ila 60'ını ergenlikte oluşturuyoruz. Şöyle bir esprisi daha var. Ergenlik döneminin bitiminden sonra aslında ulaşan bu doruk kemik kütlesi giderek azalmaya başlıyor. Yani %1-2 kayıpla giderek azalıyor. Dolayısıyla ilk ergenlik döneminde biz kemik kütlemizi ne kadar üst düzeye, doruk noktasına ne kadar pik olarak yani daha yüksek seviyeye ulaştırırsak daha sonra harcamak durumunda kaldığımız kemik içerisinde o kadar zengin olacağız. Peki hocam gebelik süreci, çünkü gebelik sürecinde aslında anne adayları vitamin rezervlerinin epeyini harcıyor gerçekten. Bunu nasıl tamamlamak lazım? Kesinlikle bir destek tedavisi vermek gerekiyor bu dönemde. Kadınlar şimdi erkeklerden çok daha farklı bildiğiniz üzere. Çünkü çok daha dinamik bir yapıya sahipler. Ve erkeğin yaşamı tek düze olarak devam ederken kadının yaşamında bu özellikle kemik metabolizması, vitamin ve kalsiyum açısından onu sarsacak birkaç dönem geçirir. Bir gebelik dönemi çok önemli. Çünkü mevcut kemik kütlesinin bir gebelik dönemi süreci içerisinde %3 ila 5'ini kaybediyor bu döneme özgü olarak. Dolayısıyla tabii ki besin olarak bunun desteklenmesi gerekir ama kalsiyum metabolizmasını göz önüne aldığımızda bu dönemde de en azından son 3 aylık dönemde takviye almakta ciddi anlamda yarar var. İkinci dönemde tabii emzirme dönemi. Doğumdan sonra bebeğe süt vermesi gerekiyor. Ve sütün bir üretimi, üretimiyle beraber de ciddi bir kalsiyum kaybı söz konusu. Bu dönemde de yine çalışmalar göstermişti, kemik kütlesinin %15'ini sadece laktasyon döneminde kaybediyor. Ve üçüncü bir dönem bununla da bitmiyor, menopoz dönemi başlıyor. Menopozla beraber de bir üçüncü dalgalanma dönemi başlıyor. Hamilelik tabii özellikle biraz önce vurguladığımız son 3 ayda bebek ciddi anlamda anneden kalsiyum çekmeye başlayacaktır. İşte biz bu dönemde bu kalsiyum desteğini ona vermezsek bu sefer kendi depoları giderek azalacak ve biraz önce bahsettiğimiz o bankada biriktirmiş olduğu kalsiyumu kaybetmeye başlayacaktır. Şu anda Türkiye Beslenme Rehberine göre de 1300 mg gibi bir günlük kalsiyuma ihtiyacı vardır hamile bir bayanın. Bu da baktığınızda aslında 4-5 porsiyon süt ve süt ürününe tekabül eder ki direkt olarak besinden almak biraz daha zor olarak gözüküyor. Dolayısıyla özellikle de ki bence tüm gebelik süresince ama özellikle de son 3 ayda anne adayının bu konuda ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Peki kalsiyum eksikliklerini aslında nasıl gidereceğimizi siz biraz anlattınız. Gebelik sürecinde ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Biz eğer dışarıdan takviye almazsak bu süreci yönetebilir miyiz? Tabii yönetebilmek mümkün ama ciddi anlamda beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ciddi anlamda bir egzersiz programınızı almanız gerekiyor. Belki normal süreç için bu kabul edilebilir ve sürdürülebilir olarak gözükebilir ama gebeyken veya laktasyon dediğimiz özel dönemlerde bunu sadece besinle karşılayabilmek biraz zor işin açıkçası. Dolayısıyla biz rutin olarak gebe ve laktasyon döneminde bir destek tedavisi öneriyoruz. Bu ileriki dönemleri için de önemli. Siz bu dönemlerde ergenlik döneminde, emzirme döneminde ve gebelik döneminde anne adayını ne kadar desteklerseniz ileriki dönemlerde de bu risklerden o kadar kaçınmış oluyorsunuz.
Peki kalsiyumu tek başına almak yeterli mi yoksa diğer vitaminlerle desteklemek mi gerekiyor? Tabii kalsiyumu yalın bir element gibi düşünmemek lazım. Yani ciddi anlamda vücutta bir kalsiyum dengesi var. Ve bu da sadece aslında kemiklerden ibaret bir denge değil. Yani vücuttaki ciddi anlamda bazı hormonların salgılanmasından sorumlu. Sinirlerin iletim ağında yer alıyor. Mesela kalsiyum düşüklüğü olduğu zaman ciddi anlamda sinirsel bazı problemler ortaya çıkıyor. Fazlalığında kasılmalar çok ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun diğer bazı vitaminlerle de desteklenmesi gerekir. Tabii kemik sağlığı için de aslında sadece kalsiyum almak yeterli değil. Çünkü kalsiyum aldıp da kanda belirli bir kalsiyum seviyesine ulaştığınız dahi bu kalsiyumun direkt olarak kemiklere aktarılmasını sağlayacak bir ikincil, üçüncül desteğin de olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? En basitinden bir ciddi anlamda yeterli bir D vitamini olması gerekiyor. Ki kalsiyumun bu kemiklerde yapım ve yıkım dengesinde rol oynayabilecek ve dengesini sağlayabilecek seviyeye gelmesi açısından. Bir ikincisi, biraz önce bahsettiğimiz bu kasılma, gevşeme, bu da belirli bir sinirsel iletimle ortaya çıkıyor. Bununla da magnezyum arasındaki dengenin kurulması gerekir. Dolayısıyla eğer kalsiyumu vereceksek beraberinde magnezyum, D vitamini, belki hatta çinko gibi vitaminleri ve elementleri de düşünmemiz gerekiyor. Peki hocam, kadınların kemik sağlığıyla ilgili kritik dönemler ne zamanlardır? Tabii kadın yaşamı biraz önce de vurguladığımız gibi çok dinamik seyrediyor. Ama özellikle kalsiyum metabolizması ve kemik sağlığı açısından olayı alacak olursak tabii bir üçüncü dönem var. Gerçekten de gebe kaldı, doğurdu, arkasından emzirdi, kalsiyum metabolizmasını destekledi, ciddi anlamda belirli bir seviyeye kemik kütlesini getirdi. Ama yine de ne yazık ki kurtulmuyor. Menopoz dediğimiz bir sürecin başlamasıyla beraber östrojen adını verdiğimiz kadınlık hormonunun düşmesine bağlı olarak kalsiyumun kemiklerde yapımda rol oynadığı bölüm blokaja uğruyor. Östrojenin azalmasının getirdiği bir kemik erimesi söz konusu bu dönemde. Özellikle bu dönemde eğer gerekli ise ki hasta seçimi olmak kaydıyla hormonal olarak da kalsiyum açısından da ve belki hani hormon kullanmayacak hastalarımızda bu flavonoidler adını verdiğimiz fitoöstrojenler olarak geçen yani daha doğal besinlerden karşılanacak östrojen grubuna ağırlık verilebilir. Soya fitoöstrojenleri vesaire gibi izoflavonoidleri gibi beslenme alışkanlığını biraz buna kaydırmanın yararı olur kanısındayım. Hocam çok teşekkür ederiz. Umarım çok sağlıklı bir kemik kütlesine sahip olur insanlarımız. Sağ olun katkılarınız için. Rica ederim. Ne demek? Büyük bir keyifti benim için. Ben teşekkür ederim.